Merhaba, uzman pedagog, psikolog Oya Akbaş ben. Maalesef şu anda gündemimizi baya baya meşgul eden çok kötü bir olayla sarsıldık hepimiz bu korkunç olayla. Çocuğunun gözleri önünde katledilen bir anne. Biliyorsunuz. Çok üzgünüm. Bu tür olaylar hepimizi çok derinden etkiliyor. Kadın olarak, anne olarak her şeyden önce. Şimdi tabii gözleri önünde annesi öldürülen bir çocuk var. Bunu mu ele almalıyız? Canına kastedilen, canından olan o kadıncağızı mı ele almalıyız? Yoksa bunu gerçekleştiren, bu vahim, korkunç, iğrenç olayı gerçekleştiren şahsı mı ele almalıyız? Tabii bu profilleri tek tek ele almak lazım. Bunların üçü de ayrı bir profil. Bir kere o yavrucak ömür boyu bir travma içerisinde yaşayacak maalesef. Çünkü annesi babası tarafından gözlerinin önünde öldürüldü. Tabii ki de mutlaka profesyonel destek yardım alması şart. Ailesine buradan ona sahip çıkacak aileye yakınlarına buradan söylemek istiyorum. Konuşamıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bu olaylar bitsin istiyorum. Çocuk tacizleri, kadın ölümleri bitsin istiyorum. Hepimiz istiyoruz elbette ki. Dediğim gibi o yavrucağın çok uzun süre psikolojik destek, yardım, profesyonel yardım alması şart. Emin ellerde olması, sevgi görmesi, güven duygusunun yeniden kazanılması şart. Tabii ki de bu çok uzun, meşakkatli bir süreç. Çok kolay bir şey değil. Tabii bunun yanı sıra ölen kadıncağızın bir profili var. Bildiğim kadarıyla yani haberi çok detaylı maalesef okumak istemedim. İzleyemedim zaten, gözyaşlarına boğuldum. Vefat eden kadıncağız da sanırım zaten boşanmış o şahıstan. Tabii koruma aldı mı, almadı mı, ne yaptı, savcılığa başvurdu mu, bu detayları gerçekten bilmiyorum. Keşke yardım alsaydı, keşke savcılığa başvursaydı. Hani bunları yaptı mı bilmiyorum. İşte kadın sığınma evlerine ya da kadın korunma yerlerine başvursaydı mutlaka bir geri dönüş alırdı diye düşünüyorum. Diğer şahsa gelince, yani bu olayı gerçekleştiren şahsa gelince, tabii ki de bu tür insanların bir psikolojik profilleri var. Bizim psikolojide bu tür insanları yaptığımız bir değerlendirmemiz tabii ki de var. Bu tür insanlar hastalıklı insanlar tabii ki de. Aslında bu insanlarla yaşayan kişiler, hanımefendi ya da beyefendi, yani bu tarz nadir de olsa hanımefendiler de çıkabiliyor. Bu tür insanlarla yaşayan insanların aslında belli yerlere başvurup bu insanların tedavi edilmesine yönelik bazı girişimlerde bulunmaları gerekli. Devletin de bu konuda aslında yaptırım uygulaması gerekli. Yani devlet bu tür insanlar üzerinde bir tedavi süreci için bir yaptırım uygulamalı. Tabii şimdi bu tür insanların, şahısların çocukluğuna inmek gerekli.
nasıl bir çocukluk geçirdi, çok mu şiddet gördü, bunu normalleştirme, yani bir insanı öldürme, bir insandan ziyade eski eşini, çocuğunun annesini, bir kadını katletme durumu. O anki tabii ki de bilinç gitmesiyle, yani bilincinin çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. Belki de madde kullanıyor. Madde kullanıyor olma ihtimali de çok yüksek tabii ki de burada. Bu tür insanların devlet tarafından ya da belli kamu kuruluşları tarafından ya da sivil örgütler tarafından belki de belirlenmesi, o kişilerin uzun vadede ehil insanlar tarafından tedavi edilmesi şart. İnşallah bir daha bu tür haberlerle sarsılmayalım.